Felaketinin meydana geldiği ilk andan itibaren Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordinasyonunda 3 ile de teknik bütün ekiplerimiz intikal etti. Bartın, Kastamonu, Sinop 3 ilde toplamda 600'ün üzerinde teknik personelimizle, mühendis, mimar, tekniker personellerimizle hasar tespit çalışmalarını yürüttük. Bartın tamamlandı. Bartın tamamlanalı 3 gün oluyor. Kastamonu da tamamlandı 2 gün önce. Sinop'ta yarın tamamlanacak diye tahmin ediyorum. Kastamonu'da il dışında, yurt dışında ikamet eden, sonradan alana intikal edip evine hasar tespit isteyenlere gidiyoruz sadece. Genel tarama bitti. Bu bilgisayarda görüldüğü üzere 2415 tane bina, toplam 11.278 bağımsız bölüm Kastamonu genelinde tek tek incelendi, hasar tespit çalışmaları incelendi. Bartın'da yaptığımız çalışmalarda bir ilçede çalıştık. 26 mahallede toplam çalışma gerçekleşti. Ve 6 tane acil yıkılacak birim, 30 tane de yıkık bağımsız bölüm gördük. Toplam bu 27 tane yapıya denk geliyor. Bunların yıkımları da tamamlandı. Enkazların da alınması devam ediyor. Bir veya iki gün içerisinde bu çalışmayı da sonlandıracağız. Kastamonu'da toplamda 106 tane acil yıkılacak ve yıkık bina var. Ağır bina sayımız ise toplamda 143 binaya denk geliyor. Bağımsız bölüme denk geliyor. Bunların ağır hasarlarının ikinci kez bir incelemesi daha yapılacak. Bir üzerinden geçeceğiz. Ama acil yıkılacaklarla yıkıkların diğer çalışmaları başlatıldı. Enkaz kaldırma, yıkma gibi çalışmaları başlatıldı. Bugün itibariyle Kastamonu üzerinde de yıktığımız yapı sayısı 25. 40 tane yapıyı yıkacağız. İnşallah yarın bitiririz diye tahmin ediyoruz. Sinop'ta toplam 5 tane yapıyı yıktık bugün akşam saatleri itibariyle. Sırayla da gidiyoruz. Daha çok kırsaldaki yapılar. Sırayla gidiyoruz. Hem hasar tespitini tamamlayacağız Sinop'un, hem de yıkımını tamamlayacağız. Aslında bu yıkımların hepsini bir gün içerisinde yıkıp kaldırabilecek bakanlık olarak, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü olarak böyle bir kabiliyetimiz var, teknik. Ancak alanların hassasiyetleri var, can kayıplarımız var, aramaların devam ettiği alanlar var. Bundan dolayı daha özenli, daha yavaş davranmaya gayret ediyoruz. AFAD'la tam koordinasyon içerisindeyiz. 3 ilde valilerimizle tam koordinasyon içerisindeyiz. Bu alanlardaki hassasiyetlerden dolayı çalışmalarımız bu şekilde ilerliyor. Diğer alanlarda da mutlaka çalışmalarımız var. Kentsel dönüşüm alanında sokak sağlıklaştırması, rekreasyon düzenlemeleri gibi çalışmalar da yapılıyor. Bakanımız alan incelemelerinde devam ediyor. Belli bölgelerde kentsel dönüşüm yapılacak. Aynı zamanda TOKİ başkanlığımız eliyle
burada ağır hasar görmüş ya da acil yıkılacak pozisyona gelmiş, yani oturulamayacak nitelikteki konutların yerine de yeni konutları yapılarak vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Ya devlet tüm gücüyle burada, yani çok ciddi bir teknik kapasite var şu anda Kastamonu'da, Bartın'da, Sinop'ta. Müthiş bir hızla hayat normalleştirilmeye çalışılıyor. Bu çalışmaların benim öngörüm bir hafta içerisinde çok ciddi bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Hepimiz açısından, tüm kurumlar açısından. Bir yandan zarar tespit devam ediyor. Bir yandan işte hasar tespitin sonuçları, yıkımlar, kaldırılmalar, yeniden yapmalar, esnafa bir takım destekler. Bir hafta içerisinde ben Kastamonu'nun, Sinop'un ciddi manada bir noktaya getirileceğini düşünüyorum. Thank you.